Tekrardan merhaba arkadaşlar. Birinci videomda sizlere belirttiğim gibi varantlarla ilgili sizleri bilgilendirecektim. Özellikle de merak edilen konu bu olması lazım. Arkadaşlar varantların her zaman için bir dayanağı vardır. Örnek veriyorum Halk Bankası, Vakıfbank, Aselsan, Türk Hava Yolları, Pegasus veya endeks varantları, altın varantı, gümüş varantı hepsinin varantları vardır. Arkadaşlar varantlar neden risklidir? Şöyle bir bakalım. Öncelikle bizim X hissemiz var. İşte endekstir, Halk Bankası'dır, Pegasus'tur vesaire vesaire. Bu hissemizin fiyatı 4 lira 94 kuruş. Biz bu hisseye teknik analiz olarak, temel analiz olarak, daha sonra şirket olarak incelediğimiz vakit bir yükseliş söz konusu görüyoruz. Bu yükselişten ötürü elimizde yükseliş varantı olması lazım. Varantın vadesine bakacağız. Varantın ismi örnek veriyorum X1 varant. Hissemiz ortalama 6,5 liraya kadar biz geleceğini öngördük veya 6 liraya kadar. Varantımızın şu anki fiyatı 0,12 puan. Biz buradan 10 bin liralık bir alış yaptığımız vakit 0,12'den bize 83 bin adet varantın kağıdını veriyor. Şu an elimizde 83 bin adet varant kağıdı var. 10 bin liralık. Dayanak vardığımız X hisse, hissenin varantı X1 varant, vadesi işte 31 Nisan 2020, yükseliş varantı çünkü yükseleceğini öngörüyoruz. Kullanım fiyatı da 6,5 lira. Şimdi arkadaşlar hissemiz 4,94 puan şu an. Bir kademe, iki kademe, üç kademe derken ya, ufaktan ufaktan yükselişe başladı. Biz varantı 0,12 puandan aldık. Varantımız geldi 1 puan yükselerek 0,13 puana. Biz burada %8'lik bir kar ettik. Nedir karımız? 830 lira. Hisse yükselmeye devam ediyor. Burası 5 lira oldu. 5 lira 10 kuruş, 5 lira 20 kuruş. Hisse yükselmeye devam ediyor. 0, şey, özür dilerim. Varant yükselmeye devam ediyor. 0,14. Benim %16'lık bir karım var. O da 1660 liraya denk geliyor. 0,15 puan oldu. 0,16 oldu. 0,20 puan oldu. %66'lık bir karım var. 6640 lira. Tabi hisse bu arada 5,5, 5,70, 5,80'lere kadar yürüdü. Hisse geldi 0,25 puana. Benim maliyetim nedir? 0,12. Varant geldi 0,25'e. Benim burada net karım 10.786 lira. %8,3 puan. Arkadaşlar şu 10 bin liralık kar sizin yatırmış olduğunuz 10 bin liranın haricinde bir kar. Rakamlar görüyorsunuz değil mi? %8. Şey %108. Çok deli para. Peki tam tersi olduğunu düşünelim. Bak şurada hazır tablomuz. Tam tersi olduğunu düşünelim. Biz bu hissenin varantını aldık. Hissenin varantını aldık. Genelde bilinçsiz olarak bazı arkadaşlar bunu yapıyor. Buna teknik analiz, temel analiz, şirket bilgileri, şirket üzerinde gelecek haberlere bakmıyor. Varantı alıyorlar. Örnek veriyorum birkaç yıl önce, 4 mü 5 yıl önce Türk Hava Yolları varantları %500, %600 yükselmişti. Neden? İstanbul Türk Hava Yolları'nda bir patlama gerçekleşmişti. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazımdı. Türk Hava Yolları aldık biz bunu. Nedir? Yükseliş varantını aldık. Türk Hava Yolları. Neden yükseleceğini biliyoruz. Gece patlama yaşandı. Yükseleceğine düşmeye başladı. Bizim maliyetimiz 0,12. Elimizde 83 bin adet var. 10 bin liralık yatırım yapmışız. Yükseleceğini biliyoruz. Bilançosu güzel gelecek. Ama ne oldu? Bir gece önce patlama oldu. İkinci günü hisse gaplı bir düşüş açıldı hissede. Ne oldu? Varantımız başladı düşmeye. 1 puan düştüğü vakit 0,11'e 830 lira benim zararım. 2 puan düştü 0,10'a. %16'lık bir zarar. 1653 lira. Düşmeye devam ediyor tabi. Hissede düşüyor. Bu hisseye bağlı olduğu için hissenin yükselişine düşüşüne orantılı olarak yükselip düşer. 0,08'e düştü. %33'lük bir zararım var. 3316. Tabi arkadaşlar dikkat ettiyseniz bakın burada 3 puan yükselmiş %24, burada 3 puan düşmüş %33. Hani
Düşerken ve çıkarken aynı değildir. Çünkü fiyat çok düşük. Yani yarı fiyatına geldiği vakit, bakın burada 6 puan yükselmiş. Şey 6 puan, yok burada 4 puan. %33. Burada 6 puan düşmüş. %50'lik bir zarar var. 4.980 lira. Bu yatırmış olduğunuz para eriyor burada. Burada da yatırmış olduğunuz paranın haricinde kazandığınız. Yani varantlar dediğim gibi o şekilde çok risklidir. Geçen haftalarda bir arkadaş bana yazmıştı. Bir varant almış. Varantın vadesi şurası 3 Mart, Ocak, evet. 27 Mart olması lazım o varantın vadesi. 27 Mart vadesi dolmuş. 700 lira karım var diyor. Yatırdığı parayı söylemedi. Sadece 700 lira karım var dedi. Ben varantı satamıyorum. Dedim varantın ismini söyle. İşte varanta baktığım vakit 27 Mart varantın vadesi dolmuş. Unutmayın arkadaşlar, hisseler gibi değildir varantlar. Vadesi dolduğu vakit yatırmış olduğunuz para da gider, karınız da gider. Eğer ki zararınız varsa zararınız da gider içerisinde. Vade dolduğu vakit varant kapanır. Yeni bir varant gelir ondan sonra. Hani varantlar bu yüzden risklidir. Hani bu düştü 0,10'a. Oturup bekleyeceksin. Olmaz. Beklemeyip satarsan 1600 lira zararın var. Beklersen vadesi dolar. Yatırdığın para da gider, zararın da içerisinde gider. Hani varantlar bu şekildedir, risklidir. Ayrıyeten bazı arkadaşlar varant alıyor. Örnek veriyorum 0,12'den. Hisse gibi varant alıyor, bekliyor. Arkadaşlar varantta beklenmez. Varantta örnek veriyorum. Kademe analizine bakmanız lazım. Bakın bize hisse senetlerinde şöyle göstereyim. Pardon. Biz günlük olarak varantta şuradan kademe analizi izleriz. Varantın ismini yazarız. Bu Halk Bankası hissesi ama varant açmadım size şu an. Böyle kademe analizi olarak izleriz. Nerede alış, nerede satış daha çok var. Yani dediğim gibi 0,12'den aldın. Bunu bekleme. 0,16'ya gelmesini bekleme. 0,11'e düştü. Eğer ki yükseleceğini biliyorsan kademe analizine de baktığın zaman alış satışlar hep 11, 12, 11, 12 üzerindeyse sen de al sat. 11'den al 1000 lot. 2000 lot, 3000 lot, 10.000 lot. 12'den sat. 11'den aldığın vakit 12'den emir ver. Yani 100 lira cepte. 10 saniyelik işlem. 11'den alış çok. Sen de al 11'den. Direkt 12'den satış ver. Ha, elinde şu kalsın. Bunun haricinde. Veya bunun %20'siyle bunu yap. Hani 10 bin lira yatırma da buraya. 8 bin lira yatır. Geriye kalan 2 bin liradan 11'den al. 12'den sat. Veya 10'dan al. 12'den sat. Ben varant alış satışı yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Hani ben de örnek veriyorum. 12'den aldıysam bunu sürekli izliyorum. 11'e düştüğü vakit alıyorum. Yükseleceğini biliyorsam eğer. 11'den alıyorum. Direkt 12'den satış emri veriyorum. Elimdekinin haricinde. Unutmayın arkadaşlar. Elimde var olanın haricinde. Yükseleceğini biliyorsan. Hisse senetlerinde de aynı şekilde. Alıyorsun. Hisse yatay ilerliyor. İşte örnek veriyorum. 3 lira. 2.99 3. 2.99 3. PRK hissesinde olduğu gibi hafta içi. Alış satışlar önemlidir arkadaşlar bu konuda. Onun haricinde size anlatmam gereken herhangi bir şey yok. %25'lik nakite geçtiğim zamanlar sizlerle paylaşıyorum. Diyorum arkadaşlar ben bugün çok iyi görmüyorum. %25'lik bir satış veriyorum. Ben arkadaşlar size şurada yazıyorum. Şurada yazıyorum. Şuralarda yazıyorum. Diyorum ki bakın ben %25'lik nakite geçiyorum. Bazı arkadaşlar geçmiyor. Hisse başlıyor düşmeye şuraya geliyor. Hocam ben buradan satsam olur mu? Olmaz arkadaş ben sana şurada yazmışım. Ben %25'lik nakite geçiyorum. Evet. Onun haricinde anlatmam gereken başka bir şey yok arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta içi iyi olacağını öngörüyorum. İncelemeler doğrultusunda. Onun dışında söylemem gereken başka bir şey yok. Yine sizin varsa videonun altına yorum yapın. Önümüzdeki videolarda onları da çekelim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.